pazar alışverişine çıkan emekli polis bu mandalinalar iyi değil dediği iki pazarcıyla kavga etti. Tartışma uzayınca beylik silahını çıkarıp iki adamı da vurdu. Durup dururken abi hiçbir şey yokken çıkarttı sıktı ya. Hiçbir şey yokken ya bir kilo mandalina. Alışverişe giden emekli polis semt pazarında dehşet saçtı. Kendisine mandalina seçtirmeyen iki pazarcıyla önce tartıştı, sonra da peş peşe onlara ateş etti. Yaralanan iki pazarcı ekmek teknelerinin önünde ölümden döndü. Ufak bir tartışma. Çıkardı sıktı. Benim arkadaşım ya. Sebep yok ya. Burada. İki parmak daha yukarı kalbinin üstüne bitti. Dönüşü var mı? Bursa Yıldırım'da bir semt pazarı. Emekli polis akşam saatlerinde alışverişe çıktı. Bu tezgahın önüne geldi ve mandalina almaya karar verdi. İddiaya göre iki pazarcı mandalinaları seçerek almasına izin vermeyince deliye döndü. Tartışmaya başladı. Ya beğenmemiş, malı beğenmemiş diye çıkardı sıktı işte. Bu kadar ucuz mu insan hayatı ya? Kullanma can veriyordu arkadaşım benim. Aç hadi. Hadi abi. Polisim de ya bir şey de ya adamlara. 7-8 tane sıkmış. Alışveriş esnasında olmuş bu olay. O tartışma bir türlü bitmedi. Emekli polis belindeki beylik tabancasını çıkartarak dehşet saçtı. Pazarcının birinin karın bölgesine, diğerinin de ayağına ateş etti. Kanlar içinde kalan iki adam yere yığıldı. Pazarda alışveriş yaparken silah seslerini duyanlar büyük panik yaşadı. Durup dururken abi hiçbir şey yokken çıkarttı sıktı ya. Hiçbir şey yokken ya bir kilo mandalina. Mandalina yüzünden yaşanan dehşet anları iddiaya göre ucuz bile atlatıldı. Çünkü emekli polis pazardakileri korkutmak için de rastgele ateş etti. O da diyor ki benim üstüme gelmeyin diyor. Ben diyor panik atam diyor. Ben diyor polisim diyor. Polisi panik atar. Polis panik atar. Var mı böyle bir şey ya? Yemin ediyorum var ya, kaçmasam sıktıydı bana da. İki kişiyi yaralayan emekli polis olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. İki pazarcı ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İnsanların kafasına mı sıkılması lazım? Herkes adam vursun burada. Biz de vuruyoruz.